Engin Ardıç, laf kıtlığında asma budama. Biz bunu kendilerine defalarca söyledik. Enayilik etmeyin dedik. Eski sistemde size ancak bir koalisyon görünürdü. Ancak şimdi bu yeni sistemde iktidar şansınız olabilir. Bunu anladılar ama çaktırmamaya çalışıyorlar. Kılıçdaroğlu da ufak ufak tükürdüğünü yalama yolunda ama kolay değil. Birdenbire dönemez, zamana yayacak. Birden dönerse rezil olur. Eski sistem saplantısı şimdi yerini yeni ve daha da başka bir sistem sızlanmasına bıraktı. Onca güzelleme yazdıkları eski sistem meğerse darbelerin ürünüymüş. Bonjour. Peki ne istiyorlar şimdi? Konuşalım tartışalım demeye başladılar. Amerikan başkanlık sistemi de varmış mesela. Pek o kadar da kötü değilmiş. Senatoda mı istiyorsunuz yoksa? Seçimi de 2 dereceli yapalım mı? Yani 1908 yılına mı dönelim, 1876'ya mı? Boş konuşuyorlar. Kılıçdaroğlu bütün kesimlerin katılacağı demokratik bir anayasaya ihtiyaç var dedi. Yani 2 yıl önceki anayasa değişikliği referandumuna bütün kesimler katılmamış, anayasa oy çokluğuyla halk tarafından kabul edilmemiş. Peki kimler katılmışlar? Uzaylılar. Bütün kesimlerin katılması ne demektir? boş laftır. Anayasayı değiştirelim diyenlerin talebi dikkate alınacak ama anayasayı değiştirmeyelim diyenlerin talebi de dikkate alınacak. Nasıl olacak bu iş? Kılıçdaroğlu böylece toplumda hiç kimse, hiçbir inanç grubu, hiçbir etnik grup ben anayasa değişikliğinin dışında kaldım demeyecektir diyor. Kürtleri mi kastediyor, Alevileri mi? Bunlar referandumda oy kullanmamışlar mı? Kullanmaları mı engellenmiş yoksa boykot mu etmişler? İsterse FETÖ'ye ve PKK'ya da soralım bari, siz nasıl bir değişiklik arzu ederdiniz? Sizin kafanıza uyacak ve bütün kesimlerin katılacağı bir anayasa yüzde kaçla kabul görürse itiraz etmeyeceksiniz. Bürokrat uşağı bazı zividilerin bir ara istedikleri gibi yüzde 90'la mı, ama boş konuşmanın müeyyidesi yoktur ve basında bu adam ne saçmalıyor diye düşünmeden alıp sayfaya koyacak eşek çoktur. Bunların başında ister Kılıçdaroğlu olsun ister İmamoğlu, isterse şunun oğlu bunun oğlu bu sistem değişikliği konusunda kıvıracaklar. Es kaza iktidara gelseler nimetleri tatlı geleceği için başkanlık sistemine eyvallah diyecekler. En azından durun bakalım acele etmeyelim diye işi yokuşa sürecekler. Sinyallerini veriyorlar. Peki kurtarıcı Mesih İmamoğlu ne düşünüyor? Hiçbir şey. Muhalefetin parlak çocuğu Ali Babacan ne düşünüyor? Allah bilir. O şimdi onu Maliye Bakanı yaptı, beni yapmadı küskünlüğüyle yola çıkıp bu dümenle 4 yıl sonra Kılıçdaroğlu'ndan bir bakanlık koparır mıyım hesabında? Engin Ardıç, Sabah